Selamlar ki Hasan abi. Hayırlı akşamlar. Abi en son canlı yaptığınız dersi iki gün önceki ders sırasında bir uygulama yapıyorduk da yarım kalmıştı. Hani demiştiniz bu. Hani Yunus Aleyhisselam gibi hissedin balığın karnında olduğunuzu, nefsinizi hissetme noktasında. Böyle bir kısa bir uygulama yapmıştık da yarım kalmıştı da. Abi ya çok tuhaf oldu ya bu konuyla ilgili biraz daha bir hani bilgi verseniz biraz daha bir çalışma yapsak nasıl olur? Yani çok tuhaf geldi, çok değişik geldi. Ben buradan şeyi soracağım. Şimdi mesela bu Yunus Aleyhisselam'ın o bu hissi, biz bu kendi hissimizle onu hissediyor muyuz oradaki haletini? Yoksa bu hisse işte bu histen istifade mi ediyoruz? Bir de Barla Lahikasında bir mektup var ya 125. sayfada Havza Labi ile ilgili. Başka birisi yanına geliyor, hattı kendisinden daha iyi. Ondan memnun kalıyor. Üstad da bunu şöyle söylüyor. Bu ali hissi taşıyan kardeşlerimiz var diyor. Yani bu e, şöyle de sorabiliriz. Bu Yunus Aleyhisselam'ın bu hissi şu anda mevcut. Mevcut mu? Yani bu e, Risale-i Nur'a göre baktığımızda mevcutmuş gibi gözüküyor. Biz bu histen istifade mi ediyoruz? Bu hissin içine mi giriyoruz? Hani nasıl oluyor? Yani çok değişik, çok tuhaf <laughs> İfade edemiyorum abi. Görüşmek üzere abi. Aleyküm Selam Fatih, Yozgat'a da selam olsun. Bu çok mühim gördüğüm için sesli bir şey vereyim sana. Kayıt yapayım. Şu. 125. sayfada Barla'da Hafız Ali abi, Hüsrev abi ile senin bahsettiğini söylüyorum da oradan yola çıkayım. Senin hattından daha güzeldir bu kardeşinin hattı daha güzel daha güzel imana ve Kur'an'a hizmetimize hizmet edecek. Dediği zaman memnun olmuş Hafız Ali abi. Sonra baktım diyor kalbine nazar ettim diyor. Hakikaten sa samimi yani memnun olmuş. Buraya kadar normal. Anladın mı? Buraya kadar normal. Anlaşılan fakat bundan sonrası anlaşılmıyor. Bu his diyor, sirayet edecek diyor. Bu his hizmet edecek diyor. Böyle baktığın zaman 26. lemada kabrime girdim diyor. Ondan sonra Van Van kalesinde ustad düşüyor. Soruyorum bu lafımı dinleyen, sözümü dinleyen, kim dinliyorsa. Sen yukarıdan düşerken ne dersin? Allah! La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Başka ne dersin? La ilahe illallah. Allah ekber Allah. Yani bunun dışında bir şey kimin hatırına gelir? Düşerken kafa çalışmıyor ki. Şuur gidiyor. Hepimiz bir ağaçtan düşmüşüz. Düşen adam Allah! Allah! Allah ekber der. Ama usta devam demiş davam. Bu ne demek? Birisinin davasına hizmet etmiyor ustad. Davası kendisi olmuş. Kendisi dava olmuş, davası da kendisi olmuş. Eğer bir insan davasını dava edinirse kendisi dava olur. Şimdi Risale-i Nur ve Ustad davamızdır. Niye? Said yok. Said yok. Doğrusu Kur'an'a var. Erimiş nahnı olmuş. Çünkü niye Said yok? Allah Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini söylüyor. Kendisinden başka bir yere secde edilmek şirk iken çünkü Adem beşeri takılmadığı için Esma-i Hüsna'nın hulasa-i camiasıdır Adem. Varlıktır Adem. Topraktır Adem. Şimdi bir insan davasını dava edinirse beşeriyeti kalmaz o nispette. O insanı dava etmek o zaman davayı dava etmek gibi olur. Barla da bu manada diyor ki Kur'an diyor Kur'anla alakalı bir şeyle meşgul olmak, Kur'anla meşgul olmaktır diyor. Bizim 5-6 tane sirayet dersi var. Sirayet o kadar acayip bir şey ki mesela ben şöyle yapsam toplumda yapsam herkesin uykusu gel gelir. Bu da sirayet. Sigara içmediğin halde sigara için yanında otursan Bunlar basit, beşeri şeyler. Bir de görülmedikleri, görüşülmedikleri halde bilse ki bu adam, bu insan, böyle bir insan var. Bu işler meşgul. O bize kuvve-i oluyor. Çünkü mekan ortadan kaldırıyor. Çünkü davamız, mekanı ve zamanı ortadan kaldıran bir davadır. Diyor ki Havuz Ali abinin o Hüsrev abi hakkında senin hattın ondan güzel deyince memnun olmuş. Davama hizmet edecek diye. Hafız Ali abi niye memnun olmuş? Davam dediği için. Ustad ne diyor? Burada acayip bir kanuniyet işliyor. Bu his diyor, sirayet edecek, hizmet edecek. İşte Yunus Aleyhisselam'ın eee Eyüp Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Kastamonu'da Nuh Aleyhisselam vs. 28 tane peygamberlerin kısaları boşuna ibret için, ders için, olayları çözümlemede şablon olsun diye sifsikretmiyor. Onların haletleri yayılıyor kardeşim. Hala duruyor. Haletimiz onun haletine ne kadar yaklaştırsa onun içine giriyorsun. Buna delil dördüncü şu anın başıdır. Bu diyor akıldan ziyade diyor dördüncü şua. Hisse nazırdır diyor. Zevke nazırdır diyor. Ne kadar benim hissime, hissiyatıma, duygularıma e, tefekkürle yaklaşırsan o kadar bu hissiyatıma ortak olursun. Ya hissiyata insan nasıl ortak olur ya? En masum, en böyle sıradan anlamak şu. Benim de ustad gibi tefekkür eder yaşarsam o hissiyatım gelişir. Evet en sıradan anlaşılan bu. Hayır bu. Evet. Hayır evet. Niye? Bu ilk önce sendeki bu hissiyat gelişiyor. Gelişti gelişti gelişti. Nerede gelişecek bu çekirdek? Toprağın neresi? O hissiyatın piri kim ise peygamber veya büyük zat ise onun hissiyatına giriyorsun yani Yunus Aleyhisselam'ın kısası hava gece birinci karanlık gece iki e, deniz karanlık üçüncü karanlık balığın içi işte bunu okumakla yüz defa da gelişmez kardeşim gözünü kapatacaksın böyle tefekkür edeceksin bu Yunus Aleyhisselam'ın sürecini böyle gemiye konuluyorsun, atılıyorsun. Bunu tefekkür ederken tefekkür hissi aktif ediyor. Tefekkür. O zaman ben şimdi kura çekiliyor. <laughs> kura çekiliyor. O kadar gemide denize gemide birisi uğursuz diyor. Bu fırtına var. Aramızda birisi uğursuz demişler. Kura çekelim kim ise ona denk gelecek denize atacağız. Ve düşünebiliyor musun? Sen ne kadar eminsin? Peygamberim ya bana nasıl isabet etmez. Ey gidi bana niye dertler sıkıntılar geliyor diyen kardeşim. Gemide Allah'a isyan edenler var. Hepsi var. Sen peygambersin. Kimse bilmiyor. Nasıl bana isabet et Sana isabet ediyor. Bunu hisset. Sana isabet Ve seni denize atıyorlar. Ve ondan sonra ne düşünürsün yani? Allah beni bıraktı mı dersin? He? Sonra denize pat diye düşüyorsun böyle. Biraz hisseder misin? Bu hissetme nispetinde yani tefekkür etme nispetinde his ortaya çıkıyor. E, o his ne oluyor? O his Yunus Aleyhisselam'ın mekansız ve zamansız sirayet eden o hissiyatına giriyorsun. Hani usta dedi ya bu hissiyat hizmet edecek. Hafız Ali abinin hissiyatı kıyamete kadar istifade edilecek. Allah onu toprağa gömer mi? Geçen bir psikolojide yazdım. İnsan sekeratı, ölüm anını yaşarken aklı gitmiyor ki. Aklım duruyor. Ha kanserim, ha koronayım, ha öleceğim, ha ölüyorum. Aklın şuurun duruyor, hissiyatın duruyor. Peki vefatta bedeninden ayrılıyorsun. Hissiyatın toprağa girecek hali değil ki. ha O hissiyat Yunus Aleyhisselam'ın hissiyatına, felenkansına, devresine girebildiğin kadar. Bir misal vereyim. Ee, bunun ehli söyledi bana. Onu kullanayım misal. Çünkü böyle teknik şeyler bana söylenince ben marifetullah da kullanıyorum. Abi diyor Türkler siyah yaptı. İnsan savaş yaptı. Suriye'de uçurduğu zamanında. Ruslar onun şeyine girdi. Frekansına girdi. Böyle kek, keklik ara avlar gibi bütün o insan savaşlarını Suriye indirmiş. Almışlar. Ee, onun frekansına girmiş. Uydudan yönetmişler. Sonra Türkiye bir teknoloji geliştirdi. O insansız hava araçları bir şey örnek için vereceğim. Uydu'dan frekans almıyor. Yere göre kendisini yön belirlemiş. Yani insansız hava aracı giderken uydu'dan yönetilmiyor. Beraber birbirlerine 10-15 tane birbirlerine koordinasyon olmuş. Bir de yerdeki apartman, orada ağaç, orada nehir onu almış. Onu avlayamamışlar. Bu sefer Rusları avlamış bunlar. Aynı bunun gibi. Onların dalgasına girersen sana yem olur. Onların da şey dalgasının içine alırsan sen onlara yem olursun. İçine giriyorsun. İşte geçen işte e, derste e, bahsettiğim Yunus Aleyhisselam'ı öyle kuru kuru okuma. Ustad diyor ki Gazte gibi okuma. Öyle tefekkür et şimdi 100 sene tebliğ ettin kimse iman etmedi sana. Çekip gittin Rabbine sormadan. Gemide işte deniz fırtına senin peygamber olduğunu Allah'a sormadan gittiğini kimse bilmiyor. İşte bir tane uğursuz çekiliyor. Herkes konuşuyor. Uğursuz var aramızda. Ve uğursuz sen oluyorsun. Peygamber uğursuz olur mu? Sana isabet eder miydi? Biz nasıl dinimize hizmet ediyoruz. Bizi isabet etmez. E etti işte ona. Ha? Şimdi peki o peygamberin haletini şey yapsana. Bir uğursuz var. Kula çekiliyor. Sana isabet ediyor. Sen uğursuz musun? Ben uğursuzum demek. Ben şu anda ben uğursuzum sana çıkınca o andaki haleti düşünebiliyor musun? Ama dedi ki Subhaneke inni zalimin La ilahe illa ente subhaneke inni zalimin Dedi. İşte netice şu, senin hissiyatın dalga boyuna benzer. Bunlar maddi ve manevi ee, nin ötesinde zaman ve mekan üstün oldukları için haletler hissiyatlardan da üstün peygamberlerin ve insanların haletleri hissiyat vicdandadır halet ruhtadır ee, halet ondan sonra e, bunlar zaman arkasına geçiyor ve o hissiyatında Yunus var oluyorsun Yunus meşrebi sende inkişaf ediyor Yunuslaşıyorsun. müddin Arabi'nin sözünü demeden de kurtulamayacağım. İsa benim, Musa benim, Şit benim, Nuh benim, Muhammed benim. Ya aynıdır bu alem. Her şey hak ile mirat Mirati Muhammed'den Allah görünür dahi. Bilinir, anlaşılır demiyor. Kardeşim, sirayet Peki kötü sirayetlerde sirayet ediyor mu? Günahlar bu Cehiller, kafirlerin sirayetleri Ademi olduğundan Ademi Bu küfür Ademi olduğundan onların sirayeti yoktur. Elhamdülillah İyi ki Allah var İyi ki böyle Risale-i Nur var İyi ki böyle sizin gibi ders kardeşlerimiz var Allah'a hamdolsun ki Peki Ramazanız tekrar mübarek olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bak, şeyi de ekleyeyim. Şimdi, bazen bir fikir olur. Fikir söyler birisi, seni içine alır. Ve o zat vefat etse bile, o fikriyatta yaşarsın. Fikir dışarıdadır. Biraz ileriye git, hissiyat. Fikriyat dimağdadır, akıldadır. Hissiyat vicdandadır, latifeler kaptedir, ruhtadır. Şimdi nasıl böyle fikir seni alıyor, vehim, vesvese hayatını duman ediyor ve hayatını veya cennete çeviriyor. Hissiyatlar da böyle. Hissiyat bazen fikriyata girersin kişinin, bazen hissiyatına girersin dördüncü şua ustadın hissiyatına, bazen latifelerine girersin ayeti kübra gibi. Fatihani 410'da sözler 410'da e, meyite, morgda, cenazeye de bulunan bir kadının nazar şehvetle bedenine bakmak hissiyat ülvi insanı tahrip eder, derinden derine insanı yok eder e, kanunu. Başka karşıdan geliyor bir tane açık saçık. E, nasıl hissiyat insaniyeyi, ulviyeyi tahrip ediyor? İşte aynı farklı farklı örnekler veriyorum ki de şey olsun zengin olsun mesela. Yani o onun içine giriyorsun. Yani o kadının bakmak o dinde haram fiziksel boyutu onun yaymış olduğu hissiyatı duyguları seni bloke ediyor. Seni içine alıyor. Hissiyatını öldürüyor. Fikriyatını öldürüyor. Latifelerini öldürüyor. Bu din değil bu. Bu fiziktir. Bu realitedir. Bu nefs-i emirdir. Ama ona din hükmetmiş. Affedersin tuvalet nasıl biyolojiktir? Nasıl ki beşeriyettir? Ama oraya ne yapmış? Din hükmetmiş. Böyle gireceksin demiş. Tuvalette böyle olacak demiş yani. Tamam. Yani Din değil derken din hayatın hayatı hem nuru hem esası. ihya'yı din ile olur. Bu milletin ihyası diyor ya. Yani tuvalet adabını söyleyen din semalardan bahsediyor. Aynı zamanda kainatı donuk mu zannediyorsunuz. Genişlendiriyoruz vesaire. Şimdi burada insanı kişiler nazar, bir nazari bir nazari peygamber bir bedevi alime nasıl yapıyor? Alim yapıyor. Bir nazari peygamberi diye geçiyor. Tamam mı? Ha, o şöyle yaparlar. Ya sen onun hissiyatına girersin. Ya o gelir e, senin hissiyatına girer. Ama biz onların hissiyatına giremeyiz. Resulullah'ın, ustadın, büyük zatların. Onlar iltifaten etten nezulat-i ala ukulil beşer onlar gelir içimize ilk önce dimağımıza fikri, fikriyatımızı vicdana inerler. Vicdanda hissiyatlarını hissiyatımızı ruh, ruh da latifelerimizi tamir ederler. Tasviye ederler, tesviye ederler. Tamam Yani bu Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı halet olmuş bitmiş değil. Bu kıyamete kadar bu dalga boyu devam ediyor. Ona yaklaşma nispetinde o aletleri, fikriyatları, hissiyatları, latifeleri, duyguları inkişaf ettirdiğimiz kadar onun içine giriyoruz. Onun içine giriyoruz. Menfesini de söyledim. Nasıl ki e, ee, morgda ceset bulunan ve açık saçık gazetede televizyona onun hissiyatlarına bunu işte ehli dünya bu sırrı çözmüş subliminal yapıyor illuminat e, yapıyor ulliminat ne demek felsefe dinsiz e, söyleşileri konuşmaları böyle dalga boyuna değiştirerek dalga boyu yapıp yayıyorlar o fikriyatlar his, şey yapıyor yayılıyor şeyse şey ise subliminal ise şekille yapılıyor. Dolay aynı şey işte bu peygamberlerin ve büyük zatların Hafız Ali abinin veya birbirimizin işte hissiyatlarımız, fikriyatlarımız, hissiyatlarımız böyle yayılıyor. Ona yakın olma nispetinde onun içine giriyoruz. Ben bugün bir haletimi de paylaşayım sizinle, senle. Büyük o zatların böyle Kur'an'da, hadiste veya böyle büyük zatların tefsirlerinden çıkarımlar yapıyor. Mesela bizim Risale-i Nur'dan yaptığımız gibi. Peygamberlerde veya onu takip eden imamlarda ayet ve hadislerden çıkarımlar yapıyor. Dedim ya acaba bunlar insanüstü bir özelliklere mi sahip? Bunun sırrı nedir diye şey yaptım. Eee Özellikleri şu biliyor musunuz? Ortak bir özelliklerini hissettim. Paylaşayım sizden. Bildiğiniz bir şey de, o insanlar, o çıkarım yapanlar, bütün fikir, yani tencereye fikirleri koy. Gir içeriye, vicdandaki hisleri de koy, vicdaniyatı koy. Gir içeriye kalp ve ruhtaki latifeleri de koy. Bu insanlar, bu dima yani akıl, vicdan, kalp, ruh e, bunları karma yap bunlarla bütünsellikle odaklanmışlar. Bu, bu insanların en büyük özellikleri merak ettikleri fikre, hisse, manaya odaklanmış durmuşlar böyle tefekkür etmişler, odaklanmışlar. Ben bugün belki koca bir gün istifade ettiğim buydu. Buna da benziyor da. Başka şey var ama esas bu. Yani bu insanların bu insanlar oldum o manaları nasıl keşfediyorlar? Risale-i Nur'dan bu manalar nasıl çıkartılıyor? Nasıl çıkartacağım? Düşünürken bu insanlar bu ayetten nasıl çıkarıyor? Sırları şu. Odaklanıyor o oluyorlar. Bizim gibi malumat değil. Yunus'u aleyhisselamı okurken Yunus vari oluyorlar. Yunus oluyor. Mesela düşünebiliyor musun? Peygambersin ha? Yüz sene tebliğ yaptın ha? Gemiye bindin mi? Evet. Şimdi orada herkes konuşuyor. Herkes toplanmış geminin güvertesine. Aramızda bir tane lanetli birisi var. Aramızda bir tane. Öyle diyorlar yani. Yani uğursuz yani lanet o. Ve kura çekeceğiz. Kime denk gelirse o şey olacak. Sen de oradasın. Tamam Arabalı vapurda sen varsın. Öyle ol böyle şey yap. Odaklan. Ve o kura sana denk geliyor. Sen ne hissederdin? Hisset böyle, hisset kemiklerine kadar. Ha, o zaman Yunus Aleyhisselam'ın hissiyatının içine girebiliyorsun işte. Odaklanmak peygamberlerime büyük zatların ve ehl-i kalp böyle enfusçilerin en büyük sıfatı odaklanmak. Odaklanmak. Ya o da işte bu geniş siyasi hadiselerden ne kadar uzak olursan işte. Şimdi manevi haletlerin inkişafını çok kardeşler soruyor da bu çok güzel bir bereketli bir şey oldu. Vesile oldun Allah razı olsun. Nasıl bu oluyor diye bak. Nasıl inkişaf ediyor enfusi bu yönteme de götürüyor bizi. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın hadisesinden yola çıktık öyle sorduğun için. Şimdi 100 sene sen peygamberlik yapıyorsun. Sonra Rabbin rububiyetine sormadan çekip gidiyorsun gemiye biniyorsun. Şimdi bunu okurken bak nasıl inkişaf ediyor. Nasıl Yunus farı oluyor? Nasıl enfus inkişaf ediyor? Nasıl içimiz içimizi alıyor? Nasıl içimizin içine giriyoruz? İçimizin içine giriyoruz. İçimizin içine giriyoruz. Şimdi peygambersin. O yani Yunus Aleyhisselam şimdi tefekkür ediyoruz bak şimdi. Gemideyim. Gemideyim. Ha. Bunu tefekkür ettiğin anda bu iz takip ediyorsun. Yani Yunus Aleyhisselam'ın e, hadisesine fikren boyalandın. Dördüncü şu onun başına diyor ya hissiyatıma yaklaşma nispetinde bundan zevk alırsınız diyor. Tamam. Mı? E, şimdi o fikir iz takip etmektir. Tefekkür ise ötelerden onaylanmak. İç nasıl açılıyor şöyle. Şimdi o gemide kamerada bulunuyorsun. Orada. Hani böyle bunu tefekkür ederken otomatik olarak o koridora girdin. Ondan sonra sen kendini bırakıyorsun. O tefekkür ederken Yunus Aleyhisselam'ı o tefekkür ister istemez zaruri bir özelliği var. Hisse dönüşüyor. Hisse dönüşünce Yunus Aleyhisselam'ın otomatik olarak ruhaniyatı seni içine alıyor. Yani o duruyor çünkü hala. Kıyamete kadar bütün peygamberlerin hissiyatları, ruhiyatları, latifeleri, fikri hepsi duruyor. Otomatik sen de bu inkişaf yani tefekkür ederken fikir iz takip etmektir, yoldur. Tefekkür ise onaylanmaktır bunu yaparken tefekkürün zaruri ister istemez. Mesela vurdum. Ses çıkarması nasıl vurmanın zaruri şeyidir? Tefekkür hissiyatı aktif ediyor. Hissiyat seni ister istemez neyi tefekkür ettinse onun içine sokuyor seni. Yunus Aleyhisselam'ın mekansız ve zamansız salınmış salınım olan ruhaniyat dalga boyuna otomatik giriyorsun. Ve Onla boyalanıyorsun. Boya. Sibgatullah. Muhakematta şöyle bir kanun var. Muhakematta. Bir kişinin diyor etvarını, tavırlarını, fiilini, sözlerini, davranışlarını, mutala, muzakere düşünürken o insan bu sözü söyledi, bunu yaptı. Ha, isabetli olabilmen için o kişinin o fiilini, o sözünün e, çıkan kişinin fikriyatıyla boyalan, gir içeriye hissiyatıyla boyalan, latifeleriyle boyalan, içine gir, dışarıda gözüken onun davranışı, içerideki o kaynağını görmüş olursun. Onun için diyor, zahire bakıp durma diyor mahkematta Bu kanun yetiş diyor. Yani ben uygulama yapayım şimdi bunu örnek. Bunu alıyorum bazen. Hapiste çok oluyordu çok. Bunu alıyordum böyle. Çünkü kitap yok, Kur'an'ım yok elimde. Vermiyorlar, su yok bilmem neye. Sonra işte oldu ama hep iz, şey geçince. Peki hem de kovuş değil yani bir şey anlatmak için anlatıyorum. Karabalık değil kimse. Yani beni o haletten çıkartacak hiçbir şey yok. Duvar, seccade koyacak yer yok. Hücredeyim yani. Yani bir kanun anlatmak için anlatıyorum. Ne yapıyordum? Kafamı kaldırıyordum. abi hayal ediyordum. Abim bana en yakın o. Onun fikriyatına giriyordum. Hisleri, hislerine girip hisleniyordum. Latifelerine giriyordum. Ben böyle hayal ederken, onun fikriyatını düşünürken içine girmişim. Böyle sanki fanos gibi, o apistanede hücredeyim de değil, Rüştü abinin içine giriyordum. Ben içine girmiyordum meğer o beni alıyormuş. Çünkü biz giremeyiz yani, onlar bizi almadıkça. Onun için muhakematta bunu anlatıyor. Bir kişinin etvarını, tavırlarını, fiil ve sözlerini mutala ederken ya ne dedi, ne dedi, bu ne demek? O isabetin derecesini, kalitesini yükseltmek istiyorsan o kişinin, o söyleyen kişinin fikriyatına gir, hissiyatına gir, latifeleriyle boyalan. Sibgatullah. Allah Resulü Allah'ın boyasıyla boyalanmış. O zaman o işte tayin ve teşahhus ediyor. Anladın mı? Evet. Böyle. E, bunun yolu nedir? İlk önce e, bunu merak edeceksin bu işi. Dedim ya bu işin şeyi yoğunlaşacaksın. Böyle elini, iki, elinin arasına kafanı koyacaksın. Böyle kafanı doldurmayacaksın korona moronalarla. Şunla bunla ölümle, bedensel hayatın devamına, bekalığına. Şudur budur değil böyle. Yoğunlaşacaksın, tamam mı? Yunus var olacaksın. Musa olacaksın. İsa olacaksın. Yani hissiyatına gir diyor mahkematta onun etvarını mutala ederken diyor. Tamam mı? Böyle geçiyor. O o zaman anlarsın ki zahirdeki o davranış, o hareketi nereden kaynaklanıyor? Nereden dışarıya geliyor? Çünkü dışarıya çıkanlar batının dışa vuruşları. Elsinetikum elvanikum simahum fi vucuhi min eseri sucud. Yani insanın teri, ter, insanın sesi, insanın kokusu, büyük küçük abdesi, insanın parçası nasıl ki batını dışarıya taşıyor, insanın hissiyatları, fikriyatları, duyguları, latifeleri de batını bize taşıyor. O zaman senden daha önce o işi fark etmiş, biraz boyalanmış kişiyle fikriyatı, hissiyatı, latifeleriyle boyalanacağız, tefekkür edeceğiz onu. Tasavvufta ona rabıta deniliyor. Psikolojide empati deniliyor. Ama biz fenafilla fenafilla, fenafil risale, fenafil tefekkür, fenafil böyle hissiyat, fikriyat, tefekkür, tefekkür. Her neyse Allah Ramazan Ramazan'ımızı mübarek eylesin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayır ve hasanatları Allah mübarek eylesin. Arkadaşlar e, tavsiyem de şu e, evde mutlaka e, çocuklarımızı, evladı halimizi evimizi bu Ramazan'ın teravihinin e, ruhundan e, kopartmamak için e, en azından yapamasan bile çocuklarla iki rekat veya dört rekat, e, sekiz rekat teravi cemaatle kılın. Evinizde bir iş şey olsun Allahümme salli ala seyyi böyle bir de kurban keserken başka yerde kestirmiş olabilirsiniz böyle e, vekalet vermişsin vesaire ama senin çocuklarına kurban ruhu kurban sirayeti e, olsun bir de olsun diye bir de erkek çocuklarda erkeklerde cihat olduğu için emir cihat ruhunu işte kan dökülerek kan o kurbandaki kanı görerek e, insandaki o gayz ve nefreti cihadın dışındaki o haletin de topraklamasına vesile oluyor. Onun için çocuklarınıza da mümkünse bir ufak kurbanı da eğer başka yer şey yapmışsan onu da öyle yaparsınız. Bu telaviyi mutlaka ihmal etmeyin onları. Çünkü camiye götüremiyorsunuz ama evde de ihmal etmeyin. واخر دوائهم ان الحمد لله رب العالمين الفاتحه